Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde cümlenin ögeleriyle ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan öge diğerlerinden farklıdır şeklinde yöneltilen bir soru var. Vurgulanan öge sorularında özellikle şuna dikkat edin sevgili gençler. Yüklem eğer bir fiilse yani cümlemiz fiil cümlesi ise yüklemden önceki öge vurgulanan ögedir. Eğer yüklem isim cümlesi olarak karşımıza çıkarsa yani yüklemde isim görüyorsak vurgu yüklemin üzerindedir. Bunu göz ardı etmeyelim. İlk cümlemize baktığımızda gecenin karanlığında ağır ağır ilerliyordu köyden çıkan kamyon derken. Bakın hemen yüklemimizi belirledik. İlerliyordu yüklemimiz. Peki nasıl ilerliyordu diye sorduğumuzda ağır ağır ilerliyordu. Sevgili arkadaşlar Hemen ağır ağırın yüklemden önce vurgulanan öge olduğunu gördük. Dolayısıyla cümlemizde zarf tümlecinin vurgulandığını belirledik. Cümlenin ögelerine doğrudan bakmamız gerekirse ilerliyordu. İlerleyen neydi? Köyden çıkan kamyon. Ne zaman? Gecenin karanlığında. Nasıl? Ağır ağır şeklinde sıralandığını görmekteyiz. Bizim için önemli olan vurgulanan öge yani zarf tümleci. Peki B seçeneğine baktığımızda bu sözler kadıncağızın ağzından bir çırpıda dökülü vermişti. Evet bakın bu sefer dökülü vermişti yüklem. Dökülü veren ne? Bu sözler. Evet, kadıncağızın ağzından bir çırpıda dökülü vermişti. Nasıl dökülü vermişti diye sorduğumuzda bir çırpıda ifadesini görmekteyiz. Dolayısıyla yine yüklemden önce dikkat edin arkadaşlar. Dökülü vermişti yüklem dedik. Yüklemden önce vurgulanan ögemiz zarf tümleci oldu. Peki C seçeneğine baktığımızda genç çift bu mutlu günlere erişmek için çok bekledi. Evet, bekledi yüklem dedik. Peki bekleyen kim diye sorduğumuzda genç çift öznesini gördük. Peki hemen biz vurgulanan ögeye bakalım. Bekledi, ne kadar bekledi? Çok bekledi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar çok sözcüğü vurgulanan ögedir. Dolayısıyla çok sözcüğü cümlede zarf tümleci görevindedir. Yüklemden önce yine vurgulanan ögenin zarf tümleci olduğunu gördük. Peki öyleyse A, B, C seçeneklerinde zarf tümleçlerini vurguladık. D seçeneğine devam edelim. Otele yeni gelen misafirleri birinci kattaki bekleme salonuna aldılar. Evet aldılar yüklemimiz. Kim? Onlar. Gizli özlemiz var. Kim aldılar? Otele yeni gelen misafirleri. Peki nereye aldılar? Birinci kattaki bekleme salonuna. Bakın nereye aldılar? Birinci kattaki bekleme salonuna aldılar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar nereye sorusunun cevabı? Yüklemden önce dikkat edin arkadaşlar. Yer tamlayıcısıdır ya da diğer adıyla dolaylı tümleştir. Öyleyse A seçeneğinde zarf tümlecini vurgulamıştık. B seçeneğinde zarf tümleci, C seçeneğinde zarf tümleci, D seçeneğine geldiğimizde farklıyı belirledik. Yer tamlayıcısı cevabımız da ortaya çıkmış oldu. Öyleyse arkadaşlar cevabımız bakın burada. Tabi hemen burada zarf tümlecilerini işaretlemiş olduk. Cevap olarak çarpı işaretini koydum. Gelin bir de E seçeneğine bakalım. Yönetmen ilk filmi 1994 yılının sonlarında gösterime girmişti. Peki gösterime girmişti dedik sevgili arkadaşlar. Yüklemimizi belirledik yine. Ve gösterime giren ne? Yönetmenin ilk filmi ne zaman gösterime girmişti diye sorduğumuzda 1994 yılının sonlarında. Dolayısıyla ne zaman sorusunun cevabı yine bizim için arkadaşlar zarf tümleci olacağına göre bunu da zarf tümleci olduğunu gördük. Farklı olan D seçeneğinde verilen yer tamlayıcısı olduğundan Doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz cümle ögeleri sorularına. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde sorumuz yöneltildi. A seçeneğinde birinci cümlenin öznesi isim tamlamasıdır denmiş. Hemen bakalım. Beni edebiyat çevreleri toplumcu gerçekçi ürünlerimle tanıdı. Arkadaşlar yüklemi belirledik. Tanıdı dedik. Yüklemimiz ortaya çıktı. Peki tanıyan ne ya da tanıyan kim? Bakın özneyi bulmak için edebiyat çevreleri dedik. Öyleyse öznemiz edebiyat çevreleridir. Peki ne diyor? Öznesi isim tamlaması diyor. Hemen bakalım. Edebiyat çevreleri derken ne çevreleri sorusunun cevabı var mı? Ne çevreleri dediğimizde tamlayanımız belli. Tamlananımız iyilik ekini almış arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki belirtisiz isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlaması. Cümlede özne görevinde mi? Evet özne görevinde. Öyleyse arkadaşlar hemen işaretlememizi yaptık. Peki ikinci cümlenin nesnesinde sıfat fiil bulunmaktadır diyor. Hemen bakalım. Tarihi olayları konu edinen bu nehir romanlar serisi beni başka bir sosyal alana çekti. Peki arkadaşlar çekti yüklem. Yüklemi belirledikten sonra çeken ne diye sorduk? Hemen tarihi olayları konu edinen bu nehir romanlar serisi Özneyi belirledik. Şimdi nesnemizi bulalım. Tarihi olayları konu edinen bu nehir romanlar serisi kimi çekti dedik? Beni çekti. Dolayısıyla bakın arkadaşlar beni ne oldu? Cümlemizin nesnesi oldu. Kimi sorusunun cevabı olduğu için belirtili nesne diyoruz. Dolayısıyla verilen seçeneğe baktığımızda ikinci cümlenin nesnesinde sıfat fiil. Yani an, ası, mez ar, dik, ecekmiş ekleri arkadaşlar yok. Dolayısıyla burada hemen yanlışımızı belirledik. Cevabımız ortaya çıkmış oldu. Diğer seçeneklere de bir göz atalım isterseniz. Üçüncü cümlenin zarf tümlecinde ilgeç yani edat kullanılmıştır. Üçüncü cümle bu alanı tanımak ve bilgilenmek için hayli uğraştım. Uğraştım yüklem. Bakın gizli öznemiz kim? Ben uğraştım dedik. Peki ne kadar uğraştım? hayli uğraştım. Bir zarf tümleci bulduk. Ne için, niçin, neden uğraştım diye sorduğumuzda bu alanı tanımak ve bilgilenmek için uğraştım. Bakın arkadaşlar niçin uğraştım, neden uğraştım gibi soruların cevabı yükleme yöneltildiğinde yine zarf tümlecini verir. Ve dikkat edin zarf tümlecini belirlerken ne diyor seçeneğimiz? Üçüncü cümlenin zarf tümlecinde ilgeç vardır. Peki için ilgecini herkes burada gördü mü? Evet dolayısıyla arkadaşlar bu bilgimiz doğru bir bilgi olarak karşımıza çıktı. Dördüncü cümlenin öznesi gizli öznedir. Yani cümle dışında yükleme sorduğumuzda cevap aldığımız. Hemen bakalım bilgilendikten sonra da kurgulayarak yazmaya başladım. Evet başladım yüklemimizi belirledik bakın başladım. Kim? Ben başladım. Dolayısıyla bu cümlenin öznesi gizli özne. O zaman bu da doğru. 5. cümlenin yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleci zamirdir. Bakalım ilk yapıtlarım bu zorlu sürecin ürünleri olduğu için yeni romanımı yazarken bana yol gösterici oldular. Arkadaşlar yol gösterici olmak hemen birleşik fiilimizi aldık. Yol gösterici oldular. Yol gösterici olan ne ilk yapıtlarım özne. Kime yol gösterici oldular? Bana yol gösterici oldular derken bakın Yer tamlayıcısını burada belirlemiş olduk bana derken sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 5. cümlenin yer tamlayıcısı bana ben sözcüğünden ekleri alarak e ekini aldığımızda yönelme ekini bana haline alıyor değil bana haline geçiyordu. Dolayısıyla bu bir zamirdir. Öyleyse sevgili arkadaşlar zamirimiz yer tamlayıcısı olarak kullanılmıştır bu bilgimizde. Doğrudur. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Sevgili öğrenciler bir diğer sorumuzla öge sorularının çözümüne devam edelim. Bu cümleyle ögeleri ve ögelerinin dizilişi yönüyle özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Hemen cümlemizin ögelerini belirleyelim. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri bu filmde rol almış. Bakın rol almış yüklem. Peki yüklemi belirledikten sonra rol alan kim? Türk sinemasının bakın buradaki tamlamaya dikkat edin. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri. Arkadaşlar sinemasının isimlerinden biri derken bir isim tamlaması oluşturduk. Öznemizi belirledik. Peki nerede rol almış dedik? Bu filmde dedik. Bu filmde ifadesi de bizim için ne oldu arkadaşlar? Yer tamlayıcısı oldu. Dolayısıyla verilen cümlemizde özne yer tamlayıcısı ve yüklemi gördük şimdi. Bunu arayalım sevgili arkadaşlar. A seçeneğine baktığımızda imge dünyanın bilinen tüm şiir formlarının başat unsur, unsurudur. Bakın dünyanın bilinen tüm şiir formlarının başat unsuru bir tamlamadır. Dolayısıyla yüklem olan ne imge bu da özne. Öyleyse A seçeneğine baktığımızda A seçeneği özne ve yüklemden oluşuyor sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle kısaca düzeltelim. İmgeyi belirledik. Geriye kalan kısımda yüklemimizi oluşturdu. Peki B seçeneğine baktığımızda yazarın öykülerine çeşitli edebiyat dergilerinde hala rastlamaktayız. Rastlamaktayız dedik hemen yüklemimizi B seçeneğinde yazdık yüklemle başlayalım. Dikkat edin önce yüklem. Peki kim? Biz gizli özne dahil etmedik. Biz neye rastlamaktayız? Yazarın öykülerine. Arkadaşlar dikkat edin yer tamlayıcısını belirledim. Sorusu ama önemli. Nerede rastlamaktayız? Çeşitli edebiyat dergilerinde bir tane daha yer tamlayıcımız var. Yani soru farklıysa ögeyi hemen böleceğiz. Dikkatli olun burada. Tek bir yer tamlayıcısı olarak almıyoruz. Peki nasıl rastlamaktayız? Ne zaman? Hala bakın cümleyi arkadaşlar dikkat edin. Hala rastlamaktayız. Zaman anlamı tamamlıyorum. Bir zarf tümleci ortaya çıkıyor. Dolayısıyla verilen kısımda da ögelerimiz yazarın öykülerine dedik. Sonrasında çeşitli edebiyat dergilerinde hala ve yüklem şeklinde 4 tane ögeyle sıralamış olduk. Peki C seçeneğine geldiğimizde Ahmet Oktay hikayelerinde kentli bireyin karmaşasını, yalnızlığını, iç sıkıntısını anlatır. Anlatır dedik yüklemimizi belirledik. Anlatan kim? Ahmet Oktay. Ahmet Oktay öznemiz oldu. Ahmet Oktay neyi anlatır? Kentli bireyin karmaşasını, yalnızlığını, iç sıkıntısını dedik sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada da nesnemizi belirlemiş olduk. Ve nerede anlatır? Hikayelerinde dediğimizde hikayelerde bizim için arkadaşlar yer tamlayıcısı oldu. Öyleyse C seçeneğinin sıralamasına baktığımızda özlemiz vardı. Yer tamlayıcısını koyduk. Sonrasında neyi anlatır sorusuyla nesnemizi aldık sevgili arkadaşlar. Ve yüklemle burayı da tamamlamış olduk. D seçeneğine geldiğimizde. Evliya Çelebi mekanı kullanan özneleri anlatılarına dahil eder. Dahil eder yüklem. Dahil eden kim? Evliya Çelebi. Evliya Çelebi neyi dahil eder? Mekanı kullanan özneleri. Neyi sorusunun cevabı nesnemizi verdi sevgili arkadaşlar. Peki nereye dahil eder? Anlatılarına edik ve yer tamlayıcısını bulduk. Öyleyse D seçeneğinde öznemiz var. Hemen peşinden mekanı kullanan özneleri neyi sorusunun cevabı nesne oldu. Nereye sorusunun cevabı vardı. Yer tamlayıcısı oldu ve yüklemle bitirdik. Dolayısıyla E seçeneğine kadar geldik. E seçeneği. Eserde anlatılan olaylar. Kardan dolayı yolları kapanmış bir ilçede cereyan ediyor. Bakın cereyan ediyor. Yüklemimizi belirledik sevgili arkadaşlar. Cereyan eden Eserde anlatılan olaylar dedik. Bir sıfat fiil grubuyla sıfat tamlaması oluşturduk. Peki cereyan ediyor. Cereyan eden eserde anlatılan olaylar. Peki nerede cereyan ediyor? Kardan dolayı bakın kardan dolayı yolları kapanmış bir ilçede dedik ve yer tamlayıcısını belirledik. Öyleyse arkadaşlar özne, yer tamlayıcısı ve yüklemi belirlemiş olduk. Zaten bunu aradığımız için doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Sevgili öğrenciler 2023 TYT sorusuyla şimdi devam edelim. Numaralanmış cümlelerin yer tamlayıcıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde yöneltilmiş sorumuz yer tamlayıcısı dolaylı tümleç demekti. Peki birinci cümlenin yer tamlayıcısında belirtili isim tamlaması vardır. Hemen belirleyelim. İnsan doğumundan itibaren bir geleneğin içinde yer alır. Evet yer alır yüklem kim insan. Peki bakın nerede yer alır? Arkadaşlar bir geleneğin içinde yer alır diyor. Dolayısıyla yer tamlayıcımızı belirlemiş olduk. Yer tamlayıcısının içinde peki belirtili isim tamlaması var mı? Geleneğin içi derken bakın burada bir belirtili isim tamlaması var. Öyleyse A seçeneğinde verilen bilgi doğru. Peki, ikinci cümlenin yer tamlayıcısında edat vardır. Yağmurdan sonra ormanın nemli zemininden yüzlerce mantar fışkırmış derken. Evet fışkırmış yüklem. Fışkır anne yüzlerce mantar dedik öznemizi belirledik. Peki ne zaman yağmurdan sonra fışkırmış? Nerede? Ormanın nemli zemininde bakın ormanın nemli zemininden demiş. Dolayısıyla yer tamlayıcısı arkadaşlar içinde edat var mı? Edat yok. Dolayısıyla doğru cevabımız ortaya çıkmış oldu. Hemen diğer seçeneklere de bir göz atıyoruz. Üçüncü cümlenin yer tamlayıcısında sıfat fiil vardır. Arabalar yağmurdan kayganlaşan yolda güçlükle ilerliyordu. İlerliyordu yüklem. İlerleyen ne dedik? Arabalar dedik. Nerede ilerliyordu? Yağmurdan kayganlaşan yolda diyoruz. Bakın yağmurdan kayganlaşan yolda. Yer tamlayıcımızı belirledik. Kayganlaşan derken sevgili arkadaşlar. An en sıfat fiil ekini gördük. Üçüncü cümlenin yer tamlayıcısında öyleyse sıfat fiil vardır dedik. Peki dördüncü cümlenin yer tamlayıcısında sıfat tamlaması vardır demiş. Hemen bakalım. Konak büyükçe bir gölün kıyısına inşa edilmişti. İnşa edilmişti yüklem dedik. İnşa edilen konak nereye inşa edilmişti? Büyükçe bir gölün kıyısına. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bakın büyükçe bir gölün kıyısına yer tamlayıcımız. Hemen bakıyoruz büyükçe bir göl derken. Büyükçe bir göl. Öyleyse burada bir sıfat tamlaması kullanmış olduk. Yer tamlamasında yer tamlayıcısında öyleyse sıfat tamlaması vardır dedik. Peki 5. cümlenin yer tamlayıcısında belirtisiz isim tamlaması vardır diyor E seçeneği. Hemen bakalım. Rengarenk kamyon kasalarından buğday taneleri dökülüyor derken dökülüyor yüklem. Dökülen ne? Arkadaşlar hemen sorduk yükleme buğday taneleri. Nereden dökülüyor? Rengarenk kamyon kasalarından. Dolayısıyla rengarenk kamyon kasalarından ifadesi bir yer tamlayıcısıdır ve dikkat edin arkadaşlar kamyon kasaları bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Öyleyse E seçeneğinde verilen bilgi de doğrudur. Bu nedenle doğru cevap cevabımız B seçeneğidir diyoruz.